ki Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Bunda hiç bugüne kadar tereddütümüz olmadı. Bundan sonra da bir tereddüt yaşamıyoruz. Ve inşallah önümüzdeki seçimlerde de yine Cumhur İttifakı olarak birlikte olacağız. Ve inşallah seçimlerinde her iki ayağında kazanacağız. Tabii bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti heyetiyle şahsım ve parti heyetimiz güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Tabii bu görüşmemizin içerisinde 11 ilimizin yaşadığı deprem afatı birinci gündem maddemizdi. Burada yapılan çalışmalar, bizim tespitlerimiz, önerilerimiz, bunları da Sayın Cumhurbaşkanımıza konuştuk. Gittikçe tabii ciddi bir toparlanma var ve inşallah gün geçtikçe de her gün bir önceki günden daha iyi oluyor. İnşallah bu güzelliği, iyiliği ya da toparlanmayı ya da oradaki yaraların sarılmasını daha üst düzeye çıkaracak hükümetimiz, devletimiz, bakanlarımızın tamamı sahada, hemen hemen bütün kurumlarımız el birliği, işbirliği yapmış içinde. Aynı şekilde vatandaşımız da müthiş bir dayanışma örneği gösterdi. Biz de Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları Vakfı olarak hem arama kurtarma ekiplerimiz hem yardım ekiplerimiz ilk günden beri sahadalar ve tüm yaralar sarılana kadar devletimiz de biz de hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz. Kendi ableminizle mi seçime gireceksiniz efendim? Ben daha önce de ifade ettim. Cumhur İttifakı'nın ilkelerine, yani nedir o ülkeler, işte biraz önce söyledim. Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Dolayısıyla da bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler. Yani bunda biz Büyük Birlik Partisi adına konuşuyorum ben. Bugün gündeme geldi. Efendim? Bu görüşmede bugün gündeme geldi. İsim zikredildi mi? Evet. Ya mutlaka hani biz gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Ama şu anda bunların detayını paylaşmam çok doğru olmaz diye kendi düşünüyorum. Kendi ambleminizle mi efendim seçime gireceksiniz? Bir netlik var mı bu durumda, bu noktada? Bizim tabii ki kararımız, arzumuz, isteğimiz kendi adımız, amblemiz ve adaylarımız da seçime katılma noktasında. Tabii ki burada bir diğer husus da Cumhur İttifakı'na, özellikle Cumhurbaşkanlığı ayağında seçimlerin en yüksek katkıyı sağlamak için zaten bunu arzu ediyoruz. Dolayısıyla da güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Yani hem biz devletimizi, ülkemizi, milletimizi önceliyoruz, ittifakımızı önceliyoruz, daha sonra partimizi önceliyoruz. Dolayısıyla da bizim burada bir problemimiz yok. Yani bir anlaşmazlık yok. Dolayısıyla da uyumlu bir şekilde ittifakımız devam ediyor, çalışmalarımız devam ediyor.